Değerli izleyiciler, Kardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizle karşınızdayız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla. Bugün Türkiye için acı dolu bir gün oldu. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çıkan çatışmada ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonlarda bir asker daha şehit düştü. 2 Aralık'tan bu yana ilçede şehit olan güvenlik görevlilerinin sayısı ise 61'e çıktı. Sur'da hasırlı ve savaş mahallelerinde 3 aydır devam eden operasyonlarda sabah saatlerinde yine çatışma çıktı. Çıkan çatışmalarda bir askerin akşam saatlerinde acı haberi ulaştı. Hastaneye kaldırılan yaralı asker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Öte yandan Sur'da gün boyunca yoğun çatışmalar yaşanıyor. Evet, maalesef acı haberlerle devam edeceğiz. Şırnak'ta operasyona giderken tutukluk yapan silahını onarmaya çalıştığı sırada silahın aniden ateş alması sonucu. Şehit olan Erzurumlu Özel Harekat Polisi Eren Güca, ikindi namazında Narmanlı Camii'nden tekbirlerle ebediyete uğurlandı. Şırnak'ta tutukluk yapan silahını onarmaya çalışırken silahın ateş alması sonucu göğsünden yaralanarak şehit olan Özel Harekat Polisi Eren Yüce, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Şırnak'ta yapılan törenin ardından Erzurum'a getirilen şehit Özel Harekat Polisi Eren Yüce'nin cenazesi önce Ali Paşa Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı helallik alınıp dua edilmesinin ardından cenaze namazı için Narmanlı Camisi'ne götürüldü. Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'le askeri ve mülki erkanla çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından bir süre meslektaşlarının omzunda taşınan şehidin naaşı daha sonra cenaze aracıyla asri mezarlığa götürülerek buradaki polis şehitliğine defnedildi. Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleriyle hainler arasında çıkan çatışmalarda biri üsteğmen olmak üzere 3 askerimiz şehit düştü. 3 şehidin baba evine acı haber ulaştı. Şehitlerin baba evlerinde ise yas hakim. Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleriyle hainler arasında çatışma çıktı. Çatışmada biri üsteğmen olmak üzere 3 askerimiz şehit düşerken 8 hain de öldürüldü. Çatışmada şehit düşen jandarma üsteğmen Emrah Şahin'in Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı. Merkez Akdeniz ilçesindeki Yeni Mahalle'de şehidin baba ocağına giden merkez komutanı Albay Ekrem Özer'le askeri yetkililer baba Cafer Şahin ve anne Gülen Şahin'e acı haberi sabaha karşı verdi. Evlatlarının şehit olduğu haberiyle gözyaşlarına boğulan ailenin evine Türk bayrağı asıldı. Çevredeki apartmanlardaki vatandaşlar da evlerinin balkonlarını Türk bayraklarıyla donattı. Ailenin evinin önünde sağlık görevlileri de hazır bekledi. Aynı zamanda bugün
Tüm ülke İstanbul'da yaşanan saldırıyla çalkalandı. İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde hareketli saatler yaşandı. İki hain ellerindeki silah ve el bombalarıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne saldırdı. Saldırganlar kaçtıkları apartmanda düzenlenen operasyonla öldürüldü. Kimliği belirlenen hainlerse bakın kim çıktı. İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne silahla ateş açıldı. Vatan Mahallesi'ndeki yerleşkenin girişinde bulunan güvenlik noktalarına kimliği henüz belirlenemeyen iki kadın hain, Çevik Kuvvet binasına gelerek el bombası attı. Diğer hain ise elindeki silahla binayı taramaya başladı. El bombası attıktan sonra kaçan ve birinin yaralı olduğu öne sürülen iki kadın haini, Bayrampaşa Gazi Sokak'ta girdikleri binaya polis operasyon yaptı. Bir patlama meydana geldi. Hemen o binanın önünde. Binanın çevresi. Ablukaya vurdu. Çok sayıda ekip burada. İşte. Silah sesini duyuyorsunuz. Arda arda. Gerçekleştirilen operasyonda polis merkezine saldıran iki teröristin öldürüldüğü açıklandı. Ancak operasyonun başlamasıyla birlikte bir patlama meydana geldi. Hemen o binanın önünde. Binanın çevresi. Avrupa'ya vurdu. Çok sayıda ekip burada. İşte. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı ve bununla birlikte operasyonlar devam ediyor. Hainlerin baskı ve zulmüne maruz kalan halksa evlerinde mahsur kalmış durumda. Ancak onların imdadına güvenlik güçleri yetişti. Bölgedeki halksa yaşadıkları zulmü ve sevinci kendilerini kurtarmaya gelen güvenlik güçleriyle paylaştı. Diyarbakır Sur'da devam eden operasyonlar kapsamında gece saatlerinde beyaz bayraklarla 11 kişi güvenlik güçlerine böyle sığındı. Sizlerin yanına yaklaşın, bana doğru yaklaşın. Güvendesiniz. Size hiçbir zarar verilmeyecek. Tamam, şimdi tek tek alacağım sizleri, tamam mı? Tek tek geleceksiniz buraya. Evet, yaklaş. Tamam, gelin. Yaklaş. Yavaş. Şu tarafa geçsin. Bunu alın. Siz gelin bayanlar gelin. İki Aralık'tan bu yana sokağa çıkma yasağı sürüyor. Hainlerin zulmüne maruz kalan halksa korkudan evlerinden çıkamıyordu. Güvenlik güçleri de vatandaşları güvenli bölgeye taşımak için anonslar yapmaya başladı. Değerli vatandaşlarımız. Tahliye edilen yaşlı bir adamınsa güvenlik güçlerine minnettarlığı hainlerin halka nasıl zulmettiğini gözler önüne seriyordu. Ya Rabbi şükür Allah size zeval vermesin. Ben de diyor Allah'ım şükür Allah zeval vermesin size. Kimliği var mı? Allah zeval vermesin bizim. Kimlik yok komutanım amcalar. Türk milletine. Yani bu hali istemiyorum, istiyorum ben. Ya Rabbim canım bizi al, kurtarın bu. Güvenlik kuvvetleri evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için anonslar yapıyor. Ancak kimileri korkudan dışarı çıkamıyordu. Gidecek yerim yoktu. Bizim anonsları duymadın mı? Duydum. Peki o anonsları duydun, niye çıkmadın? Tabii ki sizin çıkın, can güveniniz sağlanacak. Bunları hep duyuyorduk. Hatta bırakın diyordunuz, halkı bırakın diyordunuz. Açıkçası biz de çıkamıyorduk. Ben de hala korkuyordum. Son ana kadar senin, sizin seslenmenizi duyana kadar hep korkuyordum. 6-7 tane silahlı, maskeli binanın kapısını kırdılar. Kimin ne olduğu belli değil. İşte bak nerelerden geldiğine mahallemizi, evimizi, yurdumuzu yıktılar. Güvenli bir şekilde operasyon bölgesinden tahliyeniz sağlanarak akabinde tüm temel ihtiyaçlarınız karşılanacaktır. Değerli izleyiciler, bugün yaşanan İstanbul'daki saldırıyı biraz önce ekranlarınıza getirmiştik. Ona ilişkin yeni görüntüler var. O yeni görüntülerle İstanbul'da gerçekleştirilen saldırıyı bir kez daha ekranlarınıza getiriyoruz. Bugün İstanbul'da oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Ancak operasyonun başlamasıyla birlikte
bir patlama meydana geldi. Hemen o binanın önünde. Bu defa sahnede iki kadın hain vardı. DHKPC üyesi oldukları tespit edilen Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşı, sabah saatlerinde Bayrampaşa'da bulunan İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne saldırdı. Ellerindeki silahlarla sağa sola ateş açan iki hain, çantalarındaki el bombalarını da polis merkezine attı. Olay yerine kısa sürede hakim olan özel harekat ekipleri iki haini Çevik Kuvvet Merkezi'nin yakınlarındaki bir apartmanda ele geçirdi. Polis binaya operasyon düzenledi. Polise kurşun sıkan hainler öldürüldü. Ancak operasyonun başlamasıyla birlikte bir patlama meydana geldi. Hemen o binanın önünde. Binanın çevresi avlukaya vurdu. Çok sayıda ekip burada. İşte silah sesini duyuyorsunuz arda arda. Hainlerin öldürüldüğünü ise bölgede incelemeler yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin açıkladı. Hainlerin saldırıları ve binaya yapılan operasyonlar da andan kaydedildi. Operasyonun başlamasıyla birlikte bir patlama meydana geldi. Hemen o binanın önünde. Binanın çevresi avlukaya vurdu. Çok sayıda ekip burada. İşte... Yaşanan olayda bir polis elinden hafif yaralandı. Merkezi kana bulamak isteyen hainlerin yıllar önce dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir toplantıda protesto etmişti. Ücretsiz eğitim adında açılan pankartın altında çok daha fazla şeyler çıktı. Pankart açan biri olan Berna Yılmaz örgüt üyeliğinden tutuklandı. Ancak o zaman CHP'li milletvekilleri Erdoğan'ı protesto ediyor diye tutuklandıklarını sandıkları Berna Yılmaz için oturma eylemlerine kalkmıştı. Hatta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da attığı tweetle tam destek vermişti. Evet, saldırıya ilişkin ve teröristlerin öldürülmesine ilişkin yeni görüntüleri sizlere paylaştık. Devam ediyoruz. Cizre'de sokağa çıkma yasağı kısmi, yani yarı gün belli saatlerde uygulanmaya başlandı. Operasyonların ardından bölge halkı da yeniden evlerine dönüyor. Döndüklerinde gördükleri manzara ise içler acısı. Bugün evleri hainler tarafından yakılıp yıkılmış, karargah olarak kullanılmış. Bölge halkı tepkili. Ancak yine de bir şekilde yaralarını sarmaya çalışıyor. Devletimiz de elbette oradaki halk için çalışma başlattı. Vatandaşın zararı tespit edilerek karşılanması kararı alındı. Evde hasar var. Ev tamamıyla gitmiş, eşyalar gitmiş. Bize hiçbir şey kalmamış. Yani isterseniz gidin bakın, görün ne olmuş siz de görürsünüz zaten. Yani biz terör mağduruyuz. Evler harabeye dönmüş, sokaklar delik deşik edilmiş. Operasyonlar sonrası ortaya çıkan bu görüntüler ve operasyonun izlerini silmeye çalışan vatandaşlar. Görüntüler Cizre'den. 78 günün ardından sokağa çıkma yasağı sona erdi. Günün belli saatlerinde kaldırılan yasakla birlikte vatandaşlar da normal yaşamlarına geri dönmeye çalışıyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan onlarca vatandaşsa ne yapacağını bilmiyor. Hepsi devletten yardım istiyor. Hiçbir şeyimiz kalmamış. Her şeyimiz yanmış. Bu 2-3 aydır biz sokaklarda yaşıyoruz. Çoluk çocuk görüyorsunuz. Hep perişan. Biz de yardım istiyoruz. Vatandaşlar hem teröre isyan ediyor hem de bir daha şehit haberleri gelsin istemiyor. Şehit olmasın, asker ölmesin, kimse ölmesin. Artık yeter. Terazini açıyoruz, şehit şehit. Ya yeter. Artık kimse ölmesin, kan dökülmesin. Yasağın kalkmasına belki de en çok sevinen onlar oldu. Zira sokaklarda oyun oynamak, özgürce dolaşmak onlar için 78 gün öncesine kadar imkansızdı. Korkuyoruz, eğleniyoruz. 80 gündür sokağa çıkmasaydı biz top oynamaydık. Arkadaşlarla şimdi top oynuyoruz.
Cizre'de sokağa çıkma yasağı ise 19.30'dan sabah 5'e kadar devam edecek. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonu da önümüzdeki hafta ilçeye gidip çalışma yapacak. Komisyonun çalışmalarının ardından sunulan raporla vatandaşların zararları karşılanacak. Meclis Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı Bütçe Kanun Tasarısı konuşuldu. Mesai arkadaşlarıyla birlikte mecliste bulunan İçişleri Bakanı Efkan Ala milletvekillerini bilgilendirdi. O sırada CHP sıralarından gelen tepkiler üzerine Efkan Ala çok sinirlendi. İşte yaşanan o diyaloğu şimdi ekranlarınıza taşıyacağız. Tabii bazılarına yazılı cevap vereceğiz. Bazılarını burada cevaplandırmak istiyorum. Birincisi... İçişleri Bakanı Efkan Ala Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada CHP'lileri eleştirince muhalefet sıralarından tepki geldi. Bakan Ala Gezi olaylarıyla birlikte PKK'nın geri çekilme sürecinin durdurulduğunu söylemesi bir anda gerginliğe neden oldu. Üzerine betonu gömecek, Türkiye'de çözümünü üretecek, demokrasimiz gelişecek, kalkınmamız gelişecek. Ve bu konuda hiç tereddüt yok, saklı gizli bir şey de yok. Yani keşke o zamanlarda 8 Mayıs'ta, bakın 8 Mayıs arkadaşlar 2013 geri çekilme başladı mı? Başladı. Ne zaman durdu? Gezi olayları başladığında durdu. Şimdi bana diyorsunuz ki söylemeyin. Gezi olaylarının göbeğinde kim vardı? Sizin genel başkanınız ben Taksim'e çıkacağım dedi. Çıktı da. Yani ve Gezi olaylarından sonra durdu. Gezi olaylarından sonra durdu. Soruyu siz sorarsınız. Cevabı nasıl vereceğime ben karar veririm arkadaşlar. Ben de milletvekiliyim. İkincisi sayın milletvekilleri. Mevzuat. Arkadaşlar siz de. Sayın Göç. Bakın. Sayın Göç. En aykırı görüşler bile dile getirirse. Sayın milletvekilleri. Eğer hakaret yoksa, bir yanlışlık yoksa ona müdahale etmeye gerek yok. Yani en aykırı görüşleri bile etmeyebilirsiniz efendim. Sizin söylediğiniz bir şey de biz kabul etmiyoruz ama dinlediğiniz. Söz alırsınız. Bir dakika. Arkadaşlar, sayın grup başkan vekilim, bakın sayın milletvekilim, sizin söylediğiniz birçok şeyi de biz kabul etmiyoruz ama oturduk burada dinledik. Yani elbette benim söylediklerimi kabul edeceksiniz diye bir şey yok ki, etmeyebilirsiniz. Efendim etmeyebilirsiniz siz. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Siz de zaten kabul etmiyorsunuz. Sizin söylediğiniz birçok şeye de ben kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Sayın Gök. Şimdi bakın benim söylediğim şey çok açık. Yani bu bir realite, bu bir tahmin değil. Efendim bu bir tahmin değil, bu bir realiteden bahsediyorum. Sayın Bakan, şimdi, siz lütfen konuşmanıza devam edin. Bir soru daha, mevzuat ve Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği negatif yorumun ortadan kaldırılmasıdır. Negatif yorumun. Yani hepimiz biliyoruz ki mevzuatta efendim şimdi siz neden müdahale ediyorsunuz? Var efendim, ben Türkiye'nin şu anda Türkiye'nin İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Başkan Vekilim, sordunuz cevap vereyim ne alakası var diye. Sayın Bakan bir dakika. Sayın Bakan. Şimdi Bakan Ala tepkilerin artması üzerine elini masaya vurdu ve söylediklerini yineledi. Bir dakika bekleyin. Sayın Gök. Size yazıklar olsun. Neye her seferinde söylüyorsunuz? Sayın Gök. Söylüyorsunuz, siz öyle mi yöneteceksiniz? Bu nasıl bir şey yani? Sayın. Dinliyoruz cevap verince böyle oluyor. Sayın Gök. Allah beyefendi, Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Gezi olayları başladı, çekilme durdu. Gezi olayları durdurmuştu. Bu kadar. Gezi olayları durdurdu. Daha ayrıntısını da verebilirim. Bunu ben yeni duyuyorsanız size yazıklar olsun. Yeni duyuyorsanız size yazıklar olsun. Çünkü ben bunu televizyonlarda da söyledim, her yerde de söyledim. Bu böyle. Evet, meclisteki ilk tartışma bu şekildeydi. Şimdi ikincisine geçelim. Bu da Erzurum'la alakalı. Plan ve bütçe görüşmeleri sırasında mecliste çıkan tartışmalara neredeyse vatandaş olarak alıştık. Dün gece geç saatlerde de bir tartışma vardı. Fakat bu sefer tartışan aynı ilin milletvekilleriydi.
Erzurum Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kamil Aydın, çifte minareli medreseye gerekli bakımların yapılmadığını söyledi. Aydın'a cevap yine Erzurum milletvekillerinden geldi. Mecliste kısa süreli de olsa bir Erzurum tartışması yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına son konuşmacı Erzurum milletvekili Sayın Kamil Aydın olacak. Süreniz 20 dakika Sayın Aydın, buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe kanun tasarısı görüşmelerine Erzurum damgasını vurdu. Siyasi profili biraz düşük ama sanat ve edebi profili yüksek bir konuşma yapacağım. İnsicam noktasında hassasiyetlerinizi de rica ediyorum lütfen. Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Erzurum Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili yaptığı 20 dakikalık konuşmanın son bölümünü Erzurum'daki çifte minareli medrese için ayırdı. Elindeki fotoğraflarla bölgenin temizlik sorunu yaşandığını söyleyen Aydın'a Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve Zehra Taşkesenlioğlu'ndan yanıt geldi. Erzurum milletvekilleri arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Çifte minareli medresemiz. Bakın, geçen hafta şu resim çekildi. Geçen hafta çekildi. Bu eski bir resim. Geçen haftaki hali. İlginize sunuyorum. Ben etrafındaki karla, pisliğe dikkat çekiyorum. Restorasyona değil. Bakın, bir hilkat garibesi. Şu sağdaki resimdeki Truva atı değil ha, Çanakkale'leri yanlış anlamasın. Bu çifte minarelerin güya bir sanat eseri yapılmış, minyatürü gibi demirden paslanmış. Bakın, mekan Aziziye Parkı. Aziziye Parkı'nın en eski hali, şimdiki hali. Ya Allah aşkına, dünyanın neresinde gördünüz böyle bir sanat eseri anlayışı? Orijinali orada. Orijinaline sahip çık. Niye yapayını yaptırıyorsunuz? Niye bu paraları bunlara heba ediyorsunuz? Biraz önce gösterdiğim o çifte minarenin etrafındaki bakım onarıma kullansanız ya. Bu güzel kentimiz, bu tarihi mekanlarımız niye bir an önce yeryüzüne çıkarılmıyor? Böyle bir resim. Maalesef. Kamil Aydın konuşmasını tamamladıktan sonra Mustafa Ilıcalı söz alarak bölgeyle alakalı bilgilendirme yaptı. Sayın Ilıcalı, buyurun. Çok teşekkür ederim değerli başkanım. Milletvekilimiz burada da açıkladı, fotoğraflar çekmiş, tarihini de söyledi. Ben o fotoğraflar, o tarihte çekilen fotoğraflarla ilgili ya bu yanlıştır, bu tarihte çekilmemiştir demeyeceğim. Size şöyle cevap vereceğim, bizi izleyenler de hemşerilerimiz yanlış bilgilenmesin diye. İki hafta önce Çevre ve Şehircilik Bakanımızla beraber o gösterdiğiniz tarihi eserler üzerinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber planlanmış, daha planlama safhasında inşaat başlayacak bir durum. Yani bugün bu fotoğrafı çektiniz, yarın ben de inşallah inşaat başladığında çekerim. Daha sonra bittiğinde çekeriz. Hepimizin memleketi, tarihi eserleri önemli. Diğer taraftan yoldan bir çatlak gösterdiniz. -35 derecede sıcaklık değişimiyle bu mevsimde asfaltta çatlamalar olur. Bundan sonra Nisan ayından sonra da bu asfalt yenilenir. Hatta Erzurum'da özel Büyükşehir Başkanıma da buradan teşekkür ediyorum. Dona dayaklı bir modifiye asfaltla daha uzun ömürlü. Değerli izleyiciler, ORC Araştırma Şirketi 30 Mart 2014 seçimleriyle iş başına gelen yerel yönetimlerin performans araştırmasını yaptı. 30 büyükşehirin yer aldığı araştırmada yüz yüze görüşmeyle gerçekleştirilen araştırmada birçok projeyi hayata geçiren Erzurum Büyükşehir Belediyesi başarı oranı %57,8 ile 6. en iyi hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi oldu. ORC Araştırma Şirketi 30 Mart 2014 yerel seçimleriyle iş başına gelen yerel yönetimlerin 2 senelik süreçteki performanslarını araştırdı. 30 büyükşehirin yer aldığı araştırmada yüz yüze görüşme tekniğiyle anket gerçekleştirildi. Anket sonucunda ilk sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Gaziantep, Aydın, Bursa ve Antalya'nın ardından Erzurum 6. sırada yer aldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi başarı oranı %57,8 ile 6. en iyi hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi oldu. Son sırada ise Diyarbakır ve Van yer aldı. Araştırmada vatandaşlara altyapı, çevre düzenlemesi ve temizliği, kaldırımlar ve yollar, kent estetiği gibi alanlarda belediyeyi yeterli buluyor musunuz sorusuna, Erzurumlu vatandaşların büyük çoğunluğu Başkan Mehmet Sekmen'in çalışmalarını beğendiklerini ve marka şehir olma yolunda büyük projenin hayata geçirildiğini ifade ettiler. Göreve geldiğimiz andan itibaren Erzurum'un değişeceğini, dönüşeceğini ve bir marka şehir
olacağını ifade etmiştik. Bunun için greve gelmez, gelir gelmez şehrimizin altyapısı, üst yapısı, kentsel dönüşüm, sosyal tesisler, kültürel, sportif, sosyal ve sanatsal faaliyetler yapmak üzere faaliyetlere geçti. Erzurum'un Aşkale ilçesinin işgalden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende rol alan ilçe sakinleri Ermeni çetelerinin katliamlarını canlandırdı. Aşkale'yi de katliam yapacağız. Çoluk çocuk demeden, yaşlı ihtiyar demeden hepsini yakıp yıkıp kesip geçeceğiz. Erzurum'un Aşkale ilçesinin işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı. Arkadaşlar birazdan inşallah savaşa gideceğiz. Memleketimizi, Aşkale'mizi Rus işgalinden kurtaracağız. Allah'ın izniyle Allah yanımızda olacağız. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Hükümet konağı önünde düzenlenen törenleri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Aşkale Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kurtuluş törenleri 98 yıl önce Ermeni zulmünden göç eden Türklerin geçişiyle başladı. Törende Ermeni katliamını canlandıran ilçe sakinlerinin gösterinin ardından İstiklal Marşı eşliğinde göndere Türk bayrağı çekildi. Tören Mehteran takımının Aşkaleli vatandaşlara marş dinletisiyle son buldu. Erzurum'un Uzundere ilçesinde eşine az rastlanır bir projenin ilk adımları atılıyor. Uzundere Kaymakamlığı tarafından içinde barındırdığı endemik bitki örtüsü ve şelalesiyle her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Tortum Şelalesi'nin çehresi değiştirilecek. İşte o muhteşem projenin detayları. Türkiye'nin en güzel coğrafi yapılarından birine sahip olan Tortum Şelalesi'nin çehresi değişiyor. Uzundere Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilecek olan proje sayesinde bölgeye turistler akın edecek. Proje kapsamında şelale ve yedi göllerin etrafı ıslah edilecek ve turistik faaliyetlerin yapılması için tesisler kurulacak. Uzundere Kaymakamlığı tarafından finanse edilecek olan projede yok yok. Proje kapsamında toplam alanı 95 metrekare, uzunluğu 15 metre olan cam seyir terası bulunacak. Cam seyir terası yapım şekli tasarımı ve konsol çalışmaları sistemiyle 12 metre konsol uzunluğu bulunan ülkedeki tek cam seyir terası özelliğine sahip olacak. Cam teraslara 1000 metrekare alana kurulu kafeterya inşa edilecek. Kafeterya cephesi cam seyir terasına uygun olacak şekilde cam cephelerden oluşacak. Cam teraslar ve kafeteryaların önüne ise büyük alanlara kurulu bahçeler yapılacak. Misafirlerin araçlarını park edecekleri otoparkla kafeterya arasında da yürüyüş parkuru inşa edilecek. Bu büyük projenin inşasında çevreye zarar vermemesi için de biyolojik paket arıtma tesislerinden yararlanacak. Yapılacak olan muhteşem cam teras seyir alanları ile birlikte Tortum'un turizmine büyük katkı sağlayacağı bekleniyor. Şu an projesi tamamlanan bu güzel manzaranın ise yapımına önümüzdeki yılda başlanacağı söyleniyor. Şehirler tarafından bugün bir basın açıklaması düzenlendi. Televizyon programları ve dizileri eleştiren Adalet Ömeroğlu, Rütü'yü göreve çağırdı. Gençlik üyesi Sena Budak ve Orhan Pamuk'un skandal romanı Kırmızı Saçlı Kadın'a tepki gösterdi. Televizyon sadece siyasal güç ve eğlence aracı değildir. Şehir ve Kültür Araştırma Derneği tarafından son zamanlarda televizyon kanallarında gösterilen dizi ve programlar eleştirildi. Reklamlarda, haber kuşaklarında, hatta en yıkıcı ve zararlı etkisiyle çocuk programlarında bile meşrulaştırılmaya çalışılarak
toplumsal bilinç duyarsızlaştırılmaktadır. Adalet Ömeroğlu'nun yaptığı açıklamada Radyo Televizyon Üst Kurulu göreve davet edildi. Televizyon sadece siyasal güç ve eğlence aracı değildir. Tüm kültürü biçimlendiren bir sosyal vakadır. Günümüz toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olan medya ve özellikle televizyon aracılığıyla kültürel değerleri ve insani erdemleri yozlaştırmaya hizmet eden televizyon kültürü, toplumsal duyguları yoğun biçimde kullanarak en niteliksiz üretimlerle kitleleri olumsuz etkilemekte, televizyon programlarının melodramatik ve ahlaki çöküntüye neden olan sunumuyla kadın programlarında, evlilik programlarında, dizilerde, reklamlarda, haber kuşaklarında, hatta en yıkıcı ve zararlı etkisiyle çocuk programlarında bile meşrulaştırılmaya çalışılarak toplumsal bilinç duyarsızlaştırılmaktadır. Özellikle evlilik programları ve yarışmalar, aile ilişkilerini çarpıtarak ahlaksızca meşrulaştıran ve şiddete özendiren diziler, bizi bir arada tutan toplumsal değerlerimize saldırı ve Türk kültürüne darbe niteliğindedir. Dolayısıyla toplumsal duyarlılık oluşumunda bireysel gelişim ve uyum sürecinde medyanın önemli bir faktör olduğu gerçeğiyle tüm medya kültür unsurlarının titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir. Şehirder Gençlik üyesi Sena Budak da yaptığı açıklamada Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın romanındaki ensest aile ilişkilerine tepki gösterdi. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un son kitabı Kırmızı Saçlı Kadın ve benzeri romanlarda sıklıkla işlendiğini gözlemlediğimiz aile içi ensest ilişkiler konusunun masum birer edebi kurgu olduğunu düşünmüyoruz. Okuyanın yüzünü kızaracağı ilişkilerin kurgu da olsa Türkiye'de geçmesini iyi niyetli görmüyoruz. Bir romanın Türkçe yazılması o romanın Türk romanı olduğu anlamına gelmez. Oğullarının annelerine tecavüz edip babalarını öldürmelerinin ve hain evladın da hapishanede ortadan kaldırılmasının Türkiye'de sık sık rastlanan sıradan bir hadise olduğu algısı oluşacaktır. Bir zamanlar gözde mesleklerden biri olan nalbantlık teknolojiyle unutulmaya yüz tutmuş durumda. Erzurum'da nalbant mesleğini icra eden nadir işçiler nalbantlığın son dönemlerini yaşadığını bildirdi. Bir dönemin gözde mesleklerinden biri olan nalbantlık teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş meslekler haline geldi. Erzurum'da yıllardır nalbantlık mesleğini sürdüren ve mesleğin son temsilcilerinden biri olan Dursun Ali Özyurt ve Tugay Korkmaz, nalbantlığın son dönemlerde olduğunu belirtiyor. Binek ve yük hayvanlarının yerini motorlu taşıtlara bırakmasıyla eski cevherini kaybeden nalbantlık mesleğini, yıllarca icra eden Erzurumlu nalbantlar mesleklerinde çırak yetişmediğini söyledi. Mesleğimiz biraz ağır meslek. Bir de artık biten bir tükenmek üzere bir olan meslek. Artık birden sonra da zaten daha geriden çeyrekten çeyrek falan çırak falan yetişmiyor daha artık. Ne bileyim yani işte kendimizi dolandırıyoruz. Günlük olarak yaşayıp 50-60 tane falan yapıyoruz. Mesleğimiz biraz ağır meslek, yorucu meslek. Fazla da çalıştım mı çok yoruyor yani. Artık bedenimiz artık gencicen bir şey yapmıyor da yaşlandım ve çok zorlatıyor. Ya zaten nalbaşçılık nesli azaldı. Bunu yapacak fazla kişi de kalmadı. Bunu da ileri yetmesini istiyoruz. Arda feci bir kaza meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir araç henüz tamamlanmayan bir köprüden aşağıya uçtu. Kazada iki kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Ağrı istikametinden Erzurum istikametine gelmekte olan Şakir Yiğit yönetimindeki ticari araç henüz tamamlanmamış güvence köprüsünden aşağıya uçtu. Saat 12 sularında gezmeye giden çocuklar tarafından fark edilen kaza jandarmaya ihbar edildi. Eleşkirt Kaymakamı Abdülkadir Okay ve Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Mehmet Büyükan'ın olay yerine gelerek inceleme başlattığı kazada Van'ın Erciş nüfusuna kayıtlı aynı aileden Hamit, Şakir ve Necdet Yiğit'in hayatını kaybettiği, İhsan Yiğit'in ise ağır yaralı olarak Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
Memursan tarafından Suriye'ye gönderilen 155. Merhamet Tırı Elazığ'dan yola çıktı. Elazığ Memursan İl Temsilciliği tarafından hazırlanan bir tırlık yardım malzemeleri Suriye'deki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamaya gidiyor. Suriye'deki zulme kayıtsız kalmayan Memursan 155. Merhamet Tırı'nı Elazığ'dan Suriye'ye uğurladı. Memursan Elazığ İl Temsilcisi Murat Ergen, yapılan zulmün karşısında Suriye'deki mazlumların yanında olduklarını ve yardımların artarak devam edeceğini ifade etti. Memursan Elazığ İl Temsilciliği olarak yaklaşık bir ay önce Suriye'deki kardeşlerimize un yardımı toplama konusunda bir kampanya başlattık. Türkiye genelinde Memursan olarak Suriye'ye gönderilen 154. Merhamet Tırı'nın ardından bugün Elazığ olarak 155. Merhamet Tırı'mızı yolcu edeceğiz. Tokat Turhal'da yaşayan bir ahşap oyma ustası Cumhurbaşkanlığı Forsunu ve İstiklal Marşımızı ahşap üzerine işledi. Yapılan eserle ilgili açıklama yapan Turhal Belediye Başkanı eserin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmesini istiyor. Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan ahşap oyma ustası İhsan Genç, Cumhurbaşkanlığı Forsu ve İstiklal Marşı'nın sözlerini ceviz ağacına işledi. Ceviz ağacından yapılan panoya yazılar tam 8 ayda işlendi. Eserin kenarlarında da Selçuklu ve Osmanlı'ya ait motifler bulunuyor. Tek parça olarak hazırlandı bu. 1.80'e 1.80 ahşap oyma üzerine Cumhurbaşkanlığı arması ve 16 tane Türk devletini temsil eden 16 tane yıldız ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtası tek parça halinde bu eserin üzerine nakşedildi. Yapılan o eser şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a külliyede sergilemesi için verilecek. Yapıştırma kullanılmadan tahta üzerine İstiklal Marşı'nın 10 kıtası da yerleştirilmiş durumda şu anda. En başta İstiklal Marşı, altında da Akif'in ismi yazıyor. Şu dikdörtgen karelerin içerisine de İstiklal Marşı'nın her bir kıtası yerleştirilmiş durumda. Üzerinde bir özelliği de Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun bulunuyor olması. Allah nasip ederse biz 18 Mart tarihinde 15'lilerle birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edeceğiz ve 15'lerin elinden İstiklal Marşı'nın bu tek parça halinde Cumhurbaşkanlığı Forsu'yla birlikte hazırlanmış bu eseri külliyeye armağan edeceğiz. Sivas'ta 5 kişinin yaşadığı bir dairede elektrikli battaniyeden yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kişi yanarak hayatını kaybetti. Bir çocuk da dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sivas'ta 5 kişilik ailenin yaşadığı dairede 93 yaşındaki babaanne Fatma Altun, torunu 6 yaşındaki Muhammed'le birlikte ısınmak için elektrikli battaniyeyi çalıştırarak uyumaya başladı. Şöyle içeriye doğru. Şu yatak odasına da. Tamam, tutun. Bu sırada battaniye bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Komşuların alevleri fark etmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Evde kalanlar dışarı çıkarılmak için yoğun çaba sarf edildi. Yangını fark eden anne Zeliha ve baba İlyas Altun kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Ancak çocuklarının dışarıda olmadığını fark eden anne tekrar eve girmek istedi ancak yoğun dumandan dolayı başaramadı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle evin tek odasında çıkan yangın söndürüldü. Yangında babaanne ve beraber uyuduğu torunu Muhammed Hüseyin yanarak can verdi. Buyur.
Dumandan etkilenen ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Zeynep ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan piyade okulunun yanındaki balıkçı barınağının olduğu yerde akşam 20.30 sıralarında bir otomobil denize uçtu. Meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nun yanındaki balıkçı barınağının olduğu yerde akşam 20.30 sıralarında bir otomobil denize düştü. Arama kurtarma çalışmalarının sonucunda içerisinde 3 kişinin bulunduğu öne sürülen araç denizden çıkartıldı. Çıkarılan araçta bir erkek şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın üzerinde herhangi bir kimlik bilgisine ulaşılamazken, araçta bulunduğu öne sürülen diğer iki kişinin ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Değerli izleyiciler, Kardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizde gündemin öne çıkan başlıklarını sizlere aktardık. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksinde 2016 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,02 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,80 düştü. Piyasada beklenti %0,3 artış olacağı yönünde olan enflasyon Şubat ayında %0,02 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon ise %9,58'den %8,78'e geriledi. Hükümetin yeni düzenlemesi birden fazla evi olanların evlerini sattıklarında her türlü vergi ödemesi şartı getirilecek. Önümüzdeki hafta tamamlanacak bütçe görüşmelerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, 2013'ten beri beklemede olan gelir vergisi kanun tasarısını gündeme alacak. Geçici maddeleriyle birlikte 95 maddeye ulaşan tasarı, üzerinde bazı revizyonlar yapılmak üzere alt komisyona sevk edilecek. Öte yandan mevcut uygulamada 5 yıldan sonraki satışlarda vergi alınmıyor. Ancak sadece tek konutu olanlar bu konutlarını sattıklarında vergi ödemeyecekler. ...89-25'e... Büyükşehir Belediye Erzurumspor liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz hafta lider Kızılca Bölükspor'u deplasmanda 3-2'lik skorla deviren ve puanını 46 puana çıkartan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, pazar günü saat 13'te evinde Kırıkhanspor'u ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda Kırıkhanspor mücadelesi Kardelen televizyonu ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şimdi uzun bir taç, Mehmet Albayrak kafayla indirdi. Fahri'den mükemmel gol! Gelişine voley! Fahri Tat... Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde verdiği kararlarla siyah beyazlı camiadan tepki gören Başkan Fikret Orman'ın bir daha derbi maçlarımızda görmek istemiyoruz dediği Cüneyt Çakır için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flash bir açıklama yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun ve Suudi Arabistan Merkez Hakem Kurulu'nun başında bulunan eski FIFA kokartlı hakem Howard Webb, Cüneyt Çakır'ı özel olarak Suudi Arabistan Ligi'nde 6 Mart pazar günü El Ahli ile El Sahabab takımlar arasında yapılacak maçı yönetmeye davet etti. Cidde şehrinde pazar günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Alparslan Dedeş yapacak.